Bey merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Bugün Gazaros ustayı konuşacağız. Gazaros ustayı belki tanımazsınız ama yani duyduklarınız var. Gıyabında tanıyoruz. Evet, gıyabında tanıyorsunuz. Fakat onun oğlu Sarkis Çerkezcan'la bir görüşmeniz olmuş. Buradan zamanında bir Gazaros geçmiş. Gazaros bir dost. Bizim köylünün dostu. Kendinin dostu da Kravga'da Gazaros'un dostu. Gazaros veya Sarkis usta burada hiç yaşamış mı? Yani burada evleri olmuş mu? Yani Kravga'da. Burada evleri olmadı. Olmadı ama. Evleri olmamış ama askerlik için, Sarkis'in askerliği için gelmişler bir kış günü. Bir kar tufanı olmuş, 1,5 metreye yakın kar yağmış. Sartavul geçilmez olunca 1 ay, 1,5 ay mecburiyetten de bir kalmışlar burada. Kravga'da kalmışlar. Kravga'da kalmışlar mecburiyetten. Yani kalmaları bu. Kırk'ta askere gittim ben. 1940'ta. Yani askere gitme çağındaydım. Yani normal günümde gitmişim. Ama 20 sınıf askerlik olunca bizden 20 yaş daha büyükleri askere geldiler. Onun dışında çalışmak gelmiş. İçin ev yapmış. Burada marangozluk öğretmiş bazı kimselere. Mesela daima marangozluk öğretmişler. Gazaros bir gün ticaret için buradan koyun, keçi, sığır alımı için bir gün gelir Kravga'ya. Kravga'da dedeme der ki, dedem Aziz Bey'e der ki, bugün gidelim bir alım yapalım, köylere bir dolaşalım. Çıkarlar, atlara binerler, yavaş yavaş Esen köyü, Esen üzerinden Top Gediğine çıkarlar. Top Gediğinden öbür tarafa Dorlu'ya inerler. Dorlu'da Kösek Hoca'nın yanına varırlar. Kösek Hoca'yla hoş beş sohbetten sonra ne yapacaksın? Biz alışveriş yapacağız. Böyle böyle mal alacağız. İşte Kösek Hoca anlatır. Bozdoğan'da var mal. Öbür tarafta var. Şurada var. Bazı şeylerden sonra anlattıktan sonra yavaşça yola çıkarlar. İlk önce Bozdoğan'a varırlar. Bozdoğan köyü. Bozdoğan köyünde istedikleri malı alırlar. Sakız tarafına geçerler. Sakız tarafında istedikleri malı alırlar. Neyse velhasılı tüm alışverişi yaptıktan sonra geriye dönerler. Yine Dorla'ya gelirler. Dorla'da o gün akşam konaklarlar, yemek yerler, içerler. Oradan yine çıkarlar, devam ederler. Sabah olur kalkarlar, vedalaşırlar ve Kravga'ya yine akşam üzerine Kravga'ya gelirler. Akşam üzeri Çeşmenin başına atlılar gelince hemen bir toplaşmalar oluyor. Toplaşıyorlar. Toplaştıktan sonra o Gazaros gelmiş, Gazaros gelmiş. Herkes geliyor. Bir de dedem, Yahya Bey dedem. Yani dedemin babası yavaş yavaş geliyor. At, Gazaros'un at böyle duruyor. Gazaros'un atının sağrısına şöyle ellemeye başlıyor sağrısını. Okşamaya başlıyor. Hayırdır Yahya Bey amca diyor, hayırdır. Ya sen durma, senin atı gaflet basmış, hiç durma karamana git der. O esnada kiliseli Yahya Bey amcam da derimiş. Ya Gazaros haydi ya, emmime bakma, şöyle olur böyle olur. Dayıma bakma, şöyle olur böyle olur, gidelim haydi. Yo demiş ya, ben gideceğim. Ben Yahya Bey amcama inanırım. Ben güvenirim, ben gideceğim. Yahya Bey demiş.
Ata binmiş, oradan yola çıkmış. Akşam karanlığı çökmüş, sarta ulaşmış, Lale'ye varmış. Lale'de şu an ismini hatırlayamayacağım. Babam söylemişti ama bilemeyeceğim. Arkadaşı karşılamış, doğru onun evine varmış. Ya Gazaros neredesin? Neredesin? Ya işte Kravgat'aydım, geldim. Ya çabuk gel. Ne oldu? Böyle böyle, karavol komutanı seni arar. Niye arar? Vallahi sende at varmış. Karaman'ın en iyi yarış atı seninkiymiş. Onu istiyor. Yarış atı seninkiymiş, onu istiyor. Karaman'da bir karakol komutanı varmış, bir başçavuş. Demiş ya en iyi at kimde var, kimde var, araştırmaya başlamış. Demişler ki Gazaros'ta var. Çağırın Gazaros'u, getirin buraya. Gazaros'ta tabii Kravga tarafına gelmiş. Koyun davar almaya gelmiş. Yok. Öte araştır, evine haber salmışlar. Yok. Gitti demişler hani... Alışverişe gitti, öteydi, beriydi, neyse Gazaros döner, doğru eve varır. Ha bu esnada Lale'de der ki arkadaşı, bu atı der gel yo edelim. Nasıl edelim? Kravga'ya geri gönder. Tamam, göndereyim. Oradan bir adam tutarlar, derler ki bu atı doğru Kravga'ya, Aziz Bey'e götüreceksin. Aziz Bey... ya teslim edeceksin. Gazaros gönderdi bu atı diyeceksin der. Adam biner ata, gece yarısı iner. Bu atı Gazaros gönderdi. Böyle böyle durum diye anlatır. Aziz dedem tamam der. Gece atın üzerine bir püse, o beyaz, bembeyaz atın üzerine bir püse sürer. Öyle bırakır. Biraz sonra at eşeleneceğim, debeleneceğim diye yattı mıydı samanın içine, artık o tertemiz at bir olur, bir yağır bir at. Hani beğenilmeyecek bir at olacak. Hani eğer bakarlarsa, hani at bir şeye yaramazmış zaten deyip geriye gidecekler diye. Velhasılı oradan Karaman'a geçer Gazaros. Eve varır hanımı, der ya neredesin Gazaros? Geldim işte. Ya karavol komutanı öyle 3 gündür seni arattırır. Neyse oradan doğru karavol komutanının yanına varır. Karavol komutanı, Gazaros efendi sen misin, benim. Böyle böyle bir at varmış sende. Vardı. Ne yaptın, getir o atı. Ben der atı sattım. Kravga'da Aziz Bey'e sattım der. Ona sattım. Kendim başka bir atı aldım. Onunla geldim. Karavol komutanı tam sinirlenir. O sinirde der... Avaneni topla, seni der Suriye'ye, Suudi Arabistan'a tehcire gönderiyorum. Ceza verir. Topla avaneni. Gazaros oradan döner. Eve gelir. Hanımına der böyle böyle. O zaman daha Sarkis doğmamış. 14'te tehcire gitmişler Arabistan'a. Ben de orada Halep'in çevresinde, yakınlarında, Cabul isminde bir Arap köyünde dünyaya gelmişim. Tabii bu tehcir 18'e kadar devam etti. 4 sene o çöllerde akşama kadar insanlar kendi yüklerini sırtlarında taşırlar. Benden evvel bir abim olacakmış, dünyaya gelmiş sabaha karşı. Sabah asker gelmiş, çadırı sökün gibisinden. Babam demiş ki, asker efendi sabaha karşı bir çocuğumuz dünyaya geldi. Biraz annesi istirahat etti ama asker demiş ki ulan pezemek, biz sizin kökünüzü kazmaya çalışıyoruz, siz daha hala çocuk mu yapıyorsunuz gibisinden. Vurmuş babama da bir tabakası vardı tütün içine olan, onu saklardı, ezilmişti o tabaka. Bizim kaynaklardan da öğrendiğimize Sarkis de doğmamış. Neyse kendi akrabalarını toparlarlar. Parasını bir şeye katar, tenekeye katar, maliyeye teslim etmiş altınlarını. Evdeki ne kadar ipekliler varsa, ipekliydi, halıydı, şuydu, buydu, Karaman'da müftü halıcılar diye birisi varmış, ona teslim eder. Oradan yola çıkarlar, trene binerler, gider 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 tren neyse,
Antep civarı olması lazım. Babamın bana anlattığı öyleydi. Orada bir tren mola verir. Herkes iner trenden. Eski bir yıkık, artık kilise mi ne olduğu belli değil. Bir şeyin içine, bir yerin içine katarlar bunları. Orada şey yaparlarken bir asker Adanalı geldi, Adanalı gitti, Adanalı, Adanalı dedilermiş. Bir gün bu gazaros meraklanır. Adanalı asker yalnız tek gelir, yalnız tek gelir. Asker abi bakar mısın der, buyur der. Ya sen nerelisin der. Adanalıyım, neresinden Mersin. Neresinden Muttan. Muttan deyince gazarosun bir özelliği varmış. Eğer babasını gördüyse, bir çocuğun babasını gördüyse, sen bunun oğlu değil misin diye yüzüne diyebilirmiş. Yani o şeyi varmış. Sen demiş, Dorla'daki falan kişinin oğlu değil misin demiş. Bu iş asker şaşmış kalmış. Ne demiş, sen nereden biliyorsun? Ne demiş, ben dün, evvelki gün demiş, orada onun yanında yemek yedik. Yattık, istirahat ettik. Böyle böyle geldik. Bu iş tam şey, merak uyanmış. İşte bizimkiler nasıl, iyiler, anam nasıl, iyi, şöyle böyle kardeşler falan. Anlattıktan iyi. Sonra demiş ki asker, sen demiş, tüm tanıdıklarını, kendi akrabalarını şöyle şu kenara şey et. Bir daha bir yanına gitmeyeceksiniz demiş, burada duracaksınız. Oraya toplamış akrabalarını, artık Adanalı'nın himayesinde. Oradan Suriye tarafına geçmişler. Suriye tarafından işte benim mi? Suudi Arabistan tarafına geçerler. Sarkis doğar, orada doğar. Şuydu buydu derken en son İngilizlerin manasına affolunur. Türkiye'ye geri dönerler. Dönünce para yok, pul yok. Ereğli'ye kadar gelirler. Ereğli'den beriye gelecek para olmayınca orada kalırlar. Ereğli'de işte bir dükkan yaparlar yolun kenarına. İşte bir tane koyun alır keser, davar alır keser. Yavaş yavaş kasaplık yapmaya başlamış orada. Marangoz adam kasaplık yapıyor. Çünkü alet yok, edevat yok. Marangozluk yapsa bir şey yok. Kasaplığıyla devam ederken işte ufak tefek bir at almış. Atla Karaman'a gelir. Burasını da babam anlattı. Karaman'a geldim demiş. İlk önce mahalleye vardım. Elimde fiş var. İşte diyelim ki 600 altın. Yok kardeşim, o bu geçti der gayri gidişine. Mahalleyeden öyle demişler. Alıcılara gelmiş. Teslim etti. Adamı aramış, taramış, bulmuş. Yok kardeşim, ben senden bir şey teslim almadım demiş. Haydi işine deyivermişler. Oradan da şey olmuş. Bunların durumu çok zengin ama bizimki de bunlar kadar zengin. Belki bunlardan da daha varsa. Ne diyoruz işte, 2-3 tane deva katarı var bizimkinlerinde. Biliyorum ki Sarkisyan'ın babası yüzlerce veya binlerce koyunu götürüyor, Mersin'de satıyor. Çok ilginç. Mersin'de sattığında babası dünya hepimize yeter de Sarkisyan zaten anlatıyor. Öyle dürüst bir tüccar. Ona da saygım var. Yani bu da erdemli bir davranış onun yaptığı da. Yalnız baba annemle ilgili vardı. 60'tan önce annem sağ, biraz saf yönleri vardı. Orada otururduk. O birkaç tane de porselen tabak vardı. Bizimkiler kalaylı kaptan yiyorlar. Devir değişti. Yani bunları bize bıraktılar. Komşu, biz gidiyoruz. Geri dönersek alırız. Geri dönmezsek bizden hatıra, bunu kullanın diye gönüllü verdiklerini biliyorum. Demek ki bunu sonradan Çerkezya'nın kitabını okuyalı 5 yıl oldu. Ama bunu ben 60'tan önce büyük annem anlattığı için biliyorum bu malzemeleri. Belki amcam Gile de, halamın oğluna da halıyı vermiş demek ki. Bize de saf olan anneme de bunu hediye olarak vermiş. İstenlikle vermiş. Onu böylelikle anlatırdı ve o kadıncağız
Gavur dizittirmez onların arkasından. Raye dizittirirdi. Her ne kadar Sarkis yana saygım büyükse de onun doğru söyleyeceğine inanıyorum olsam da beri taraftaki adamın da kulağım onların erdemli davranışlarıyla o kadar dolu ki Sarkisyan'la o duyduğum güven biraz sarsılıyor. Doğrudur. Yani Ermenilerin mallarının üzerine birçok insan şey etmiştir ama bunun böyle bir hareket yapabileceğine ilgili bilgilerin o kadar erdemli bilgiler ki inanamıyorum. Örnek veriyorum onun dedesi. Dedesi Karaman'da müftülük yaparken o yıllarda yönetim şeklinin gereği olarak müftü biraz da noter alış satıştan az şimdi araba alıp satarken noter onayı gerekiyor. O zaman müftü de bu işlere görevliymiş. Bir gün akşam üzeri öğleden sonra ikindi namazını sıralarında bir köylü gelir. Çalar konağın kapısını, halam çıkar. Buyur müftüyü arayacağım ben eşeğim vardı onu satacağım. Onun onayı gerekiyor. Müftü yok evde müftü. Bahçeye gitti diyor. Geliyor sonra ertesi gün adam yolda müftüyü görüyor. Ya müftü efendi dün geldim. İkindinden sonra makamda yokmuşsun. Bahçeye gitmişsin. Benim de bir işim vardı. Ben at veya eşek neyse onu sattım. Onu size bilgi verecektim. Onu onaylayacaktım. Ertesi günde benim atım öldü. 40 mecidiye veya bu kadar para zararım oldu der. Sen ne zaman geldin? Dün ikindi namazdan sonra geldim. Sen de yok musun? Ne yapayım der. Kaça sattın atı? İşte atın miktarını söyler. Benim görevimin başında olmam lazımdı diye o adama parasını ödeyen bir adam. Bunun oğlu müftünün Ahmet Efendi sonradan çağdaş yasalar çıkınca hukuk İsveç'te gelen o yasayla soy isim olay olunca soyadını Ökdem'e çevirip Cumhuriyet'in başladığı yıllarda Mustafa Kemal Bey yandaşlarına telgraf çeker. Sizin başlattığınız bu kahramanca ülkeyi savunan davranışınızın yanınızdayız. Kahraman olarak elimizden gelen her neyse size bunu saygıyla bildiririm bugünkü anlamıyla bir telgraf yazar. Böyle de bir adam. Şimdi benden siz bana bunun yanıtını halıyı iç ettiğini vallahi iki tarafta şey ben bu soruyu duymamış olayım diyeyim. Kolayına kaçayım. Bir düşünmüş Kravga'ya gitsem nasıl olur? Ha Kravga'ya neden gelecek? Burada en aşağı 1000-1500 koyun davar almış. O davarı burada bırakmış gitmişmiş. Onun akıbetini bilmiyor ne olduğunu. Ulan gidebilir miyim, gidemez miyim derken Ereğli'ye geri döner. Biraz da çalışır, şey yapar. En son der, ben der bir Kravga'ya gideyim. Oradan ata biner. Kravga'ya gelir. Kravga'ya gelir, köy meydanında iner. Aziz dedemi bulur. O hoş beş kadros, neredesin, ne yaptın, ne ettin falan ufaktan birkaç anlatır. Akşam olur, köy odasına otururlar. Köy odası da zaten dedemgilin oda. Akşam otururken büyük anneme, yani anneanneme der, getirin bir benim sandığı bir getirin derler. Sandık gelir, sandığı açar, sandıktan bir tomar para çıkarır şöyle, para. Gazaros der, ben senin malına baktıramadım. 1500 mala ben burada nasıl baktırayım? Hepsini sattım, aha parası bu. Gazaros efendi ağlamaya başlar. Kadros Gül'le ilgili anlattıkları bir olay üzerine Karaman'dan Kravga'ya Aziz İnanıcı büyük dedemiz, büyük dedelerimizden o buraya getirir, burada kalır. Kendisi marangozdur. Amcalarımıza, babama, 8-10 gence o zamanki kişilere burada bir marangoz atölyesi kurarak marangozluk öğretir. Hatta ben çocukluğumda ona marangozluk öğrenenlerin burada yaptıkları işlerde gider zevkle seyrederdim, yardım ederdim. Ondan dolayı
babamın anlattıklarından en büyük hatırımda kalan bu. Son çok şeyler öğretmişler. Mesela bir ırmaktan, Göksu Irmağı'ndan balık yakalayıp onları salamura yapmasını, kışın veya diğer her zaman evlerinde hazır bir yiyecek olarak bulunmasını ondan öğrenmişler. 39 baharı veya 40 baharında babam Karaman'da askerlik yaparmış. Karaman'da bedelli askerlik yaparmış. Olacak ya, şans zaten yok. Babama bir şey tebliğ etmişler. Bedel kalktı, herkes askerliği yapacak. Parasını da teslim etmiş. Bu esnada da Karaman'daki birliğin Bursa'ya göçmesi gerekirmiş. Kaldırıyorlar. Siz demişler Bursa'ya gideceksiniz. Neyse, askeriye toparlanmış, trene doldurmuşlar eşyaları, askerleri Ereğli'ye varmışlar. Ereğli'ye geriye gidiyorlar. Mersin'den gelecek Katarları beklemeye. Bu esnada diyor ki, ya soruyor, daha çok bekler miyiz, ya daha çok bekleriz diyorlar. Diye o zaman diyor, ben diyor burada bir gazaros vardı, onu bir arayayım diyor. Yavaş yavaş su boyundan ağrı inerken Ereğli'deki Ereğlililere soruyor. Ya burada aşağıda gazaros diye bir adam var. He, var. Nerede? İşte şuradan aşağı gittin miydi? Orada kasaplara soru ver, gösterirler der. Evi göstermişler. Varmış, kapıyı çalmış. İçeriden bir kadın çıkmış. Gazaros'un evi bura mı demiş, bura demiş. Ben Gravka'dan Abdullah demiş. İçeriden Gazaros kalkmış. Doğru kapıya. Kapıya kalkmış. Gelmiş. Babama sarılmış. Abdullah sen mi benim? Gazaros efendi. Geçmişler içeriye. Hoş beş sohbetten sonra başlamış anlatmaya Gazaros. İşte buradaki şeylerden aynı benim anlattıklarımı anlatmış. Diğer şeyleri anlatmış. Demiş, İşte buradan daha şey yapamadım demiş. Hiçbir yere gidemedim. Para yok, pul yok. İşte bir mal, iki tane koyun bulup, davar bulup kesebilir kasaplık. Orada kasaplık yapmaya başlıyor. Hem marangoz hem kasaplık yapmaya başlıyorlar. Bulup kesebilirsek işte idare ediyoruz. Bir mektup diyorlar. Gösteriyor. O anda mektup yazıyormuş. Babam geldiğinde mektup yazıyormuş. Mektupta da diyor, açmış mektubu. Gazaros efendi çok güzel bir Türkçeyle mektubu okumaya başlamış. Ulan Abdullah demiş, sen gerçekten çok muhterem bir adam mısın? Nasıl muhteremim? İşte eski mektupları bilirsiniz veya bilmezsiniz. Ben şöyle anlatayım. İlk önce köyün en büyüğünden, ileri geleninden, en büyüğünden selam başlanır. En büyüğünden. İşte Hacı Beyefendi'ye selam bakidir. İşte yavaş yavaş Aziz Bey'e, Yahya Bey'e, öbürüne, berikine derken Abdullah'a da demiş kapı çalmış. Hani bu gerçek, babamın kendisi anlatıyor. Ben diyor ki, mektubu gördüm diyor yani. Bana gösterdi mektubu, şöyle açtı diyor. İşte bak Abdullah. O anda yazıyormuş değil mi? O anda yazıyormuş bak. Abdullah'a da demiş, hani teker teker bildiklerine selam edecek ya. Abdullah'a da demiş, babam girmiş içeriye. Yani bu şekilde öyle bir şeyler olmuş. 1990'ın Ağustos'unda Sarkisus'ta geldi, karşıladık. Herkes sevindi. Babam, Yahya amcam, Ahmet amcam, Adil dayım. Herkes bir sevindi. 50 senelik arkadaşlarını gördüler. İlk defa görüyorlar. Yılların bir arkadaşlığı var. Hoş beş sohbetten sonra o gün yatıldı, yenildi, içildi, yatıldı. Devlike suyun taksiyle yola çıktık. Bülent dedi, beni dedi, Mutab'ı götür. Çınarın altından su içeceğim dedi. Özlemiş artık, özlem, eski özlem. İndim, çınarın altına vardık. Çınarın altına vardı, çeşmeden su içmeye başladı ama gözlerinden dökülüyor.
suyu da içti, oradan çıktık. Beni dedi Sulucağa in'e götür. Sulucağa in, Ermenek yolundan bizim mahalleye gelen, Gravga'ya gelen bir yol var. Onun üzerinde. Zaten Mut'a gidiş buradan eskiden oradanmış. Atıla eşeğe de giderlerken oradan giderlermiş. Sulucağa in'de bir mağaranın içinde bir su vardı. O suyu dedem toparlatmış, toplatmış. Bir yörükler, şeyler gelen geçen su içsin diye. Orada küçük bir havuz, oradan su içerlerim. Gitti ine, indeki mağarayı gezdi. Tabii gözlerinden döküyor. Artık yılların hasretliği var. Adam böyle geçti şeyin başına, şöyle bir nefes çekiyor ki. Nefes çektiğinde artık o yüzünün aldığı şekli ben anlatamıyorum. Yani anlatamam. Şu anda anlatamam. O şekildeydi. Yanda oğlu, küçük oğlu o annesi vardı. Oradan Gravga'ya geldik. Beni dedi sayın başına götür dedi. Sayın başına el ettim. Aşağı köşe alanı deriz. Alan var. Şöyle baktı baktı. Abdullah dedi. O çeltiklerin üzerinde dedi. Çeltik saplarının üzerinde ne güreşler yaptıydık bilinmiş. Zoros Efendi'nin en büyük eserinin olduğu yer, herkesin bildiği eserinin olduğu yer şurasıydı. Köy odası. Yaptığı yer köy odası burasıydı. Burası yıkıldı. Kardeşler bölüşünce, bu yeri bölüşünce buraya kendileri ev yaptılar. Şeyde ocakta içinde ocağı söktük. Buraya. Buradaki ocağı. Evet. O eski köy odasındaki ocağı söktük. Bu eve nakledildi. Aynı taşlar aynı şekilde üst üste nakledildi. Buraya. Gazaros Efendi burada köy odasını yaptığı zaman, yaparken Sarkis yandaymış. Beraber yapmışlar. Burada köyün gençleri kendi akranlarıyla bu say başında burada otururlar, konuşurlar. Ayrıca şu karşıya köşe alanı denir, şu aşağı kısma. Burada çeltik ekiliymiş. Çeltikler biçildikten sonra çeltik saplarının üzerinde güreş tutardık diyor. Kendi anlattı burada bana. Eski günler gayri geldi ama gözünden hep akıtıyor, ağlıyor. Artık bu Gravga'ya hasretliği, yani o şekilde buradaki arkadaşları, şeyleri, o hasretliğiyle buraları da gezdik, dolaştık, karnımızı doyurduk. Sartavla çıktık. Sartavla'da gezintiler yapıldı. Yalnız oğlu rahatsızlandığı için biz gidelim diye şey yaptılar. Tekrar artık Konya'ya trenden bilet almışlarmış. Konya'ya götürdüm, trene bindirdim, yolcu ettim. Sarkis amcayla da bizim bir görüşmemiz, şeyimiz bu oldu. O da apayrı bir insandı. Gerçekten. Çöllerinde naneler biter, naneler biter. Nanenin kokusu cihana yeter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Dini bir uğruna giden Ermeni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Dini bir uğruna giden yiğitler.